Herkese merhabalar. Bugün yani şu an sizlere daha önceki videolarımdan biraz daha farklı bir video çekeceğim. Başlıktan da anladığınız gibi gereksiz yere pahalı olan başlığı altında bazı ürünler size göstereceğim arkadaşlar. Ve bunlara benzer olan ürünleri de yine size göstereceğim. İlk önce elime ne geliyorsa onu göstereceğim. Bu sadece benim bir kısmı. Videom çok uzun olmasın ve sizi sıkmasın diye. İlk elime gelen tabii ki bu MAC'in Mineralize Skin Finish pudrası. Evet, çok güzel bir pudra. Ama diğer başka pudralardan ben bir farkını göremedim. Bence. Yani yanlış anlaşılmasın, bunun çok seveni olduğunu biliyorum. Bana göre gereksiz pahalı. Ne kadar oldu? Ben alalı 1,5-2 sene olacak. Yanlış hatırlamıyorsam, umarım doğru söylüyorumdur. 80 küsür gibi bir fiyatı vardı bunun. Hiçbir farkı yok. Nasıl desem? Tam tersi, benim yüzümde daha çabuk uçup giden bir pudra olduğunu anladım bir süre sonra. Evet, üst üste sürdüğünüzde bir kapatıcılık sağlıyor ama bu bana göre diğer pudralarda da öyle. Gereksiz yere bence çok övüldüğünü ben düşünüyorum. Bence gereksiz bir paraymış. Kesinlikle asla ben bu pudraya bir daha almam. Onu ondan 1000 kat daha çok sevdiğim kesinlikle bu Rimmel London Stay Matte pudrası ve bu benim kaybolanı da sayarsam eğer 3. pudram bu benim. Bence çok güzel. Dry Matte'i de Maybelline Dry Matte'i Dream Matte pardon. Dream Matte'ini de buna benzediğini söylüyorlar ama ben onu kullanamıyorum pek, çünkü cildimde kullandığımda ciddi kızarıklıklar ve tahrişler çıkmaya başladı. O yüzden tek kullanacağım pudra benim budur. Bilirim Essence'in Olabot mat pudrası. Toz pudralarla uğraşmayı sevmeyen arkadaşlar bunun preslenmiş halini, yani şu şekilde halini de yapmışlar. Kesinlikle onu size tavsiye edebilirim. Çünkü ben çok memnunum bu üründen. Yani MAC gibi, tamam MAC güzel bir marka ama bir pudraya değeceğini düşünmüyorum 80 küsür liranın. Baz olarak gelirsek, baz olarak L'Oreal Studio Secret şu meşhur bazı. Sürdüğünüzde cildinizde bir matlık hissediyorsunuz. Ama bu, ben bunu sürmediğimde de cildimde yine aynı şekilde aynı saatte makyajım kalıyor. Yani hiçbir farkını görmedim. 50 küsür bir liraydı. Eğer indirimde alırsanız 27-28 liraya bile geliyor. Yani belki indirimdeyken merak ediyorsanız deneyebilirsiniz. Ama indirimde değilken bence çok gereksiz bir para. Yani ben bir faydasını da görmedim açıkçası. Değmez. Bu paraya değmez. Bunu dupe olarak gösterebileceğim bu pastelin, bilmiyorum hiç daha önce gördünüz mü, Matte Fink Gel yazıyor. İnanın ondan çok daha güzel. Ben bu ürünü çok sevdim. Yaklaşık 5-6 aydır benimle bu ürün. Şöyle bir sürüyorsunuz. Nemlendirici gibi duruyor ama sürdüğünüzde şu anda hissediyorum o matlığı. Ve çok güzel. Bence makyajı, bunun üstünde makyaj çok daha güzel duruyor L'Oreal'a göre. Ben bunu yanlış hatırlamıyorsam ya 7,5 ya 8 liraya almıştım arkadaşlar. Baz olarak kullanıyorum ben bunu. Maybelline Dream Satin mi? Evet, Dream Satin fondöteni vardı bende. Çok vıcık vıcık, cıvık cıvık, artık ne dersiniz. Öyle bir his veriyordu bana. O histen kurtulmak için sadece bunu denemek, bunu o yüzden aldım aslında. Baz olarak kullanmak için değil. Onun içine birazcık sıktım. Fondötenimin içine birazcık karıştırdım. Ve gerçekten mat bir fondöten elde etmiş oldum. Bir süre sonra ben bunu neden baz olarak da kullanmayayım dedim. Ve ben çok memnun kaldım arkadaşlar. Eğer merak edenleriniz, bir baz arayışındaysanız kesinlikle yüksek fiyatlı ürünler denemeden önce bunu denemenizi tavsiye ediyorum sizlere. Maybelline New York'un Affinity serisinin şu ismini göremeyeceğim galiba. 75 Warm Copper isimli şu
allık güya ama allığın rengini almanız için bunu böyle bayağı bir fırçanızı üstünde gezdirmeniz gerekiyor. Çünkü kolay kolay renk vermiyor. Yani belli değil gördüğünüz gibi. Şöyle bayağı sürüyorum. Ancak bu kadar renk verebiliyor. Belki makyaja yeni başlayan arkadaşlarımız için bence çok güzel, doğal olacaktır. Bronzer olarak da kullanılabilir. Çok çok azıcık ışıltıları var içinde. Ne kadar aldım? 15-16 gibi bir fiyattı. Ama kesinlikle tavsiye etmiyorum sizlere. Ben hoşlanmadım. Kesinlikle bu pastelin dışı çok tatlı olan allıkları buna bin basar diyorum arkadaşlar. Ve The Balm'ın Mitmat paleti. Aslında bunda yaşadığım sorunu diğer The Balm paletlerimde de yaşıyorum. Birçoğunuz beğeniyorsunuz bunu biliyorum ama birçoğunuzun da bana katıldığına inanıyorum. Çünkü çok toz toz oluyor. Yani hani siz bir sürüyorsunuz burada iki sürümlük üç sürümlük bir toz çıkıyor. Ve ben bundan hoşlanmadım. Sürekli hangi farı sürersem kesin gözaltım hep onunla oluyor ya da uçuşuyor falan. Ben bu paletten hiç mi hiç hoşlanmadım. Ne kadar fiyatı? Uzun zaman oldu ben bunu alalı ama indirimsiz almıştım ben bunu. Yani 50'den aşağı değildir sanmıyorum yani o fiyatta olduğunu. Kesinlikle ben hoşlanmadım. Bir daha asla almayacağım bir ürün. Bence gereksiz verilen bir para bu paleti almak benim için. Onun yerine bu Flormer'ın 07 paletini alırsanız bence çok çok daha güzel pigmentli ve o tozutma olayı yok. Şöyle gördüğünüz gibi hemen hemen birçok rengi birbirine benziyor. Mat yeşil, mavi ve grisi var. Yani zaten benim pek onlar kullandığım renkler değil. Kesinlikle ben 07'yi buna çok 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 daha tavsiye ederim sizlere diyeyim. Evet, gelelim fondöteni. L'Oreal'in Lumum Egg fondöteni. Bilmiyorum. Zaten aslında marka olarak L'Oreal'i ben çok gereksiz şekilde pahalı buluyorum. Ama bu Lumum Egg True Match'i bir kere kullandım ve çok beğendim. Kapatıcılığı süper, duruşu süper. Bunu sürdüğümde pudra sürme gereksinimi duymuyorum. Yağlı bir cilde sahip olduğum halde. Onu beğendim okey ama Lumum Egg bana göre BB kremi bir tık kapatıcısı, kapatıcı hali. Yani tek avantajı, tek artısı glow dediğimiz böyle yüzünüze aydınlık bir görünüm veriyor. Yani sırf bu aydınlık görünüm için de bence 56-60 lira vermenin hiçbir anlamı yok. Drugstore bir marka olduğu halde bence hiç gerek yok. Ben aynı etkiyi bunda da alıyorum. Nasıl alıyorum? Bu Essence'ın Stay All Day 16 saat kalıcı fondöteni. Bunun gibi ince yapılı bir fondöten. Hangi ince yapılı fondöteniniz olursa olsun bir tüyo vereyim sizlere arkadaşlar. İçine ışıltılı aydınlık ya da aydınlatıcınızı toz haline getirin. Biraz kazıyın. Elinize fondötenizi sıktınız. Işıltılı beyaz far olur. Işıltılı ten rengi olur. Işıltılı çok çok açık bir pembe olabilir. Bunu fondöten elinize döktünüz. Fondötenin içine kazırsanız birazcık karıştırın. Bence aynı aydınlık görüntüyü alacaksınız. Çünkü ben bazen öyle de kullandığım oluyordu. Volume gece almadan önce. Yani gereksiz verilen bir para buna 60 lira bence. Ve neredeyiz? Ruj göstereceğim. MAC'in rujları evet çok güzel. Çok çok güzel. Diye bana göre Wet n White rujlarını almadan önce arkadaşlar. Wet n White rujlarına kesinlikle sahip olmalısınız. Duyduğuma göre gratislere de gelmiş sanırım Wet n White. Yani standa kurulmuş ürünleri daha gelmediğini duydum. Bence geldiğinde ilk alacağınız tabii far paletleri dışında rujları olacaktır. O yüzden MAC'in birçok rujuna dupe olarak gösterilen rujlar, ruj renklerine sahip Wet n White. Ben bu Kinda Sexy'yi delirdiğim bir rujdu. Arkadaşlar çok güzel bir renge sahip.
tane sileyim. Şöyle. Hem nude hem şeftali içinde barındıran bir ruj. Biliyorsunuz rujları 50 liraydı en son. Şimdi 52 mi 53 mü? Umarım doğru hatırlıyorumdur. 50 lira diyeyim ben. 50 lira gibi bir fiyatı var arkadaşlar. Ruj yani bildiğiniz bir ruj bence. Rujlar gereksiz yere pahalı bence MAC'te. Onun yerine düp olarak gösterebileceğim sizlere şu Maybelline'in 745 numaralı şu ruju. Hemen altta. Bir tık kahvelik daha fazla Kinda Sexy'ye göre. Ama en azından indirimde falan 11-12 liraya alabileceğiniz bir ruj. Ve arada 3 katı fiyat var arkadaşlar. Şöyle. Ve 902C Wet n Wild'ın Buried It All şu rengi. O da şurada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ve bu da 2.75 dolar. Yani Türk lirasına çevirirsek 6 ile 7 lira gibi bir fiyattır. Türkiye'ye de geldiğinde herhalde 10-11 lira gibi fiyat belirlerler diye düşünüyorum. Yani bence MAC'e o fiyatlar verilmez. Çünkü bence çok daha, hele de Wet n Wild rujları çok daha kalıcı. Ve son olarak seçtiğim arkadaşlar L'Oreal'in rimelleri. Bunu biliyorsunuz. Benim deli olduğum bir rimel, teleskopik rimel. Ama fark ettim ki yani hani başka rimellerde de aynı etkiyi bulabilirim diye düşünüyorum. Bu da gereksiz yere pahalı. Yine bu da 50 lira gibi bir fiyatı var. Yani bir rimel 50 lira artık vermek istemiyorum açıkçası. Hele de yeni bir rimel keşfetmişken yine aynı bu da L'Oreal'in. L'Oreal'in dediğim gibi ilk başta L'Oreal başlı başına bence çok gereksiz pahalı bir marka. Ha güzel mi? Güzel ama bence değeri bir 50-60 lira 70 lira etmeyen bir marka. Dediğim gibi bunu bana çöpe attıracak, pabucunu dama attıracak bir rimel keşfettim. Gerçekten de yabancı YouTuberlar çok haklıymış. Ben bu rimeli çok 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 sevdim. İyi ki de 2 yedeğim daha varmış. Çok güzel arkadaşlar. Bugün hatta gözlerimde şu an o rimel var. Bilmiyorum siz beğendiniz mi? Bunu kullandım. 3.49 3.5 dolar gibi bir fiyatı var. Eğer alma şansınız varsa kesinlikle bu rimeli size tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çok güzel. Şöyle ucu var. Ne çok tombul, ne çok ince. Süper bir fırça. Süper bir bence hacim. Bence çok güzel bir rimelmiş. Ha bunu bulamadınız mı? Gerçi ben son iki gittiğimde de sordum. Bunu bulamadım ama bilmiyorum. Türkiye'de ben çünkü bunu Türkiye'den aldım. Watson's'tan almıştım. Bu Maybelline XXL Pro olanı. Üst tarafı baz, alt tarafı rimel olan rimeli. Ben bunu bitirdim. Sırf size göstermek için sakladım. Harika bir rimel. Eğer ki ona sahip değilseniz buna kesinlikle sahip olmalısınız. XXL Pro. Umarım bulabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü ben bulduğum yerde 2-3 tane stok yapmayı düşünüyorum. Bilmiyorum neden gelmiyor ama harika bir rimel. Umarım bulabilirsiniz. Umarım ben de bulabilirim diyorum. Bu rimeli çok sevdim ben çünkü. Evet arkadaşlar ne kadar gerekli bulursunuz bu videomu ne kadar gereksiz bulursunuz bilmiyorum artık o size kalmış. Ama ben hani belki yeniden almak isteyenler ya da kafasında şunu alsam mı ama parasından da şüphe duyuyorum. Hani çok gereksiz pahalı dediğiniz belki ürünler vardır bunda. Eğer belki birazcık yardımcı olmuşumdur size. Aslında uygun fiyatlı ürünlerde yani artık bizde de drugstore ürünlerde çok 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 acayip bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Pahalı markalara para vermeden önce bence bizim elimizin altında bulunan ürünlere markalara bence bakmamız gerekiyormuş. Ben de bunları yeni yeni fark ettim arkadaşlar.
Neyse, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım sıkılmadığınız bir video olmuştur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.